29 Ocak olaylarını anlamamız için biraz kısa bir tarihçeyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle 1984'ten itibaren olan bir zaman bu. Şimdi 29 Ocak olayları bir yürüyüş yüzeysel olarak baktığımızda Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak günü caddelerde Gümülcine de toplanıp Yunanistan hükümetinin ve devletinin Türk yok politikasına karşı bir gösteri, yüzeysel boyutu bu. Fakat bunun işin daha derin ve üzerinde durulması boyutu var. Batı Trakya Türkleri 1900 özellikle askeri darbe, 67 askeri darbesinden itibaren 84 yılına kadar ki en yoğunlaştı dönem büyük haksızlıklar yaşadılar. Bireysel hakları ciddi anlamda ihlal edildi. Tabii ki bizim esas varlığımız azınlık haklarımız ihlal edildi. Ve 73'ten itibaren 74'ten itibaren Yunanistan demokrasiye geçti. Sivil demokrasiye, siyasal partiler kurdu, seçimler oldu. Fakat 67 askeri darbesinin başlattığı politikalar devam etti. Bu 83 yılına gelindiğinde Batı Trakya'nın 1930'lardan itibaren var olan derneklerinin 3 tanesi kapatıldı. Ve 87 yılında Yunanistan Yargıtayı onadı bu kararları. Ve bizim Batı Trakyalımız maalesef kararları 3-4 ay geç öğrendi. Ama öğrendiklerinde buna tepki gösterdiler. Ve bir gösteri düzenlendi. Ve bizim kutladığımız 29 Ocak budur. Sesimizi çıkarmadık. Junta kolay değil, askeri idare. Ama 74 yılında tekrar demokrasi inşa ettiğinde ne yazık ki bu 67 yılına kadar eğitim ve dini özelliklerimiz olmasına rağmen, demokrasi gelmesine rağmen 74'te bize iade edilmedi. Onun mücadelesini biliyoruz. Halen tarih. O günden bugüne bayağı bir zaman geçti. Yanılmasaydım 16 tane hükümet değişti şimdi kadar. Yunanistan'da hiçbir hükümet iyi bir niyetliydin azınlığımızın sorunlarını, azınlık haklarımızın azınlık elde etmeden var olan haklarımızın geri iade edilmesini düşünüyorlar. Biz de bugün burada 29 Ocak Milli Direniş Günü'nü anıyoruz. Ben bu davada 29 Ocak Milli Direniş Günü'nü hazırlayan ebediyete intikal etmiş değerli büyüklerimiz, başta liderimiz Doktor Sadık Ahmet olmak üzere hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bizler 29 Ocak'ta binler sokaklara döküldü. Bir nedeni vardı. Bizim ırkımız reddediliyordu. Gerçi o günlere gelene kadar Batı Trakya Türkleri Yunanistan'ın vatandaşıydı ama kağıt üzerinde. Vatandaş dahil değildik. Bir ehliyeti, bir tapuyu bizlere çok gördüler. Değerli Batı Trakya Türkleri, hepiniz gerek Avrupa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye neden göç ettiniz? İnsan doğup büyüdüğü yerde yaşamak istemez mi? Ama gelin görün ki dünyanın en zor işi maalesef azınlık olarak yaşamak.